Şırnak'ta bir fotoğraf kaydedildi. İl Jandarma Komutanı, Vali, aynı zamanda bir de AK Parti'nin belediye başkan adayı aynı fotoğrafta destek turları yaptılar şehirde. Siz bu fotoğrafı nasıl yorumlarsınız? Fotoğraf aslında Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın dayattığı ucube rejimin fotoğrafıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın dolma kalemi aynı mürekkeple sabahleyin il başkanı atıyor Şırnak'a, öğleden sonra vali atıyor. İkisi aynı mürekkebin insanı oldukları için birlikte gezip kampanya yapmayı da normal sanıyorlar. Parti ile devlet ayrımı ortadan kalkmış durumda. Devleti partinin devleti, partiyi devletin partisi sanan bir anlayış. Attığı her adımda Türkiye'ye 2024 yılında yeni bir utanç yaşatıyor. 100 yıl önce bu cumhuriyet kuruldu ve çok partili rejime geçirmekle övünüyoruz biz bu ülkeyi. Recep Tayyip Erdoğan 100 yıl sonra tek partili rejime geçirmeye çalışıyor. Devletin bütün imkanlarını bir partiye ve bir partiyi de devletin partisi gibi görüyor. Bu o fotoğraf, bu ucube rejimin fotoğrafıdır ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir köşede en karanlık fotoğraflardan bir tanesi olarak yerini almıştır. Ümit ediyoruz bir gün demokrasi müzesinde demokrasimiz böyle de bir badireyi atlattı diye o fotoğrafı sergileyeceğiz. Teşekkürler Sayın Başkan. Sizi de hemen yan yana bulmuşken soralım. Aslında sabah sorduğum sorunun üzerine bir gelişme oldu. Onun üzerine tekrarlayacağım soru. TRT Haber'in yayınına katılan rakibiniz Sayın Kurum bir ortak yayın olabilir mi önerisi gelmişti. Kendisi neyi konuşacağız? Projeleri konuşamayız ki kendisi İstanbul'u bilmiyor diye kapıyı kapatmıştı. Siz de sabah aslında buna açık olduğunuzu söylemiştiniz. Şimdi verdiğiniz cevap üzerine tekrar konuştu ve sizin bu ortak yayın davetinizi samimi bulmadığını söyledi. Üzerine siz neler söylemek istersiniz? Bir ortak yayında görebilecek miyiz sizi Binali Yıldırım'da olduğu gibi? Ne diyeyim? Acemi genel başkanım, acemi aday, yapacak bir şey yok. Denecek çok bir şey yok yani. Milletimiz kanaati kararı görüyor zaten. Biz yine de medeni bir ortamda bu tür tartışmaların olmasından yanayız. Onun dışında verdiği cevaplar falan zaten hani biraz seviyesi düşük, ona cevap vermek istemiyorum. Teşekkür ederim. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği her ilde aslında İmamoğlu'na yönelik söylemlerde bulunuyor. Aslında İstanbul adayınız İmamoğlu da neredeyse hem Erdoğan'a karşı hem de kuruma karşı İstanbul yarışını sürdürmeye çalışıyor. Siz ne söylemek istersiniz? Kurumun yerinde olmak istemezdim. Çünkü Erdoğan'ın Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili, başkanımızla ilgili söylediği her şey kendi adayını kifayetsiz gördüğünü, yetersiz gördüğünü, Ekrem Başkan'la baş edemediğini düşündüğünü gösteren yaklaşımlar. O yüzden aslında Erdoğan bu her sözüyle, her adımıyla bu Murat Kurum'dan olmayacak galiba. Olmayacağını anladım. Mecburen bu kampanyayı benim yürütmem lazım diyor. Zaten Ekrem Başkan'la da geçtiğimiz günlerde otobüsle halkı selamlarken Sayın Erdoğan'ın resimlerini görünce başkan esas rakibim burada, öbürü değil de bu rakibim diye bana göstermişti. Bunu tescil ediyorlar, bunu kabulleniyorlar. Size de sormak istiyorum efendim. Yine Murat Kurum bugün katıldığı bir programda sizin hakkınızda sen burayı yarı zamanda belediyecilik yaparak yönetemezsin. Sen bu emanete sahip çıkacaksın ya da 31 Mart akşamı Saraçhane'yi terk edeceksin dedi. Ne söylemek istersin? Yani gerçekten söylemleri ve ifadeleri cevap verilecek şeyde değil. Yani seviyede değil. Üzülerek söylüyorum. Çok acemice cümleler. Hani bir polemik yaratmak istiyor belki ama onda bile başarı elde edemiyor. Birçok konuda başarı elde edemediği gibi geçmiş dönemde yaptığı icraatlerde. Yani bir daveti bile eline yüzüne bulaştırdı. Herkesi zor duruma düşürdü. Bizim nezaketle söylediğimiz bir cümleye atlayıp hayır davet edilmedi deyip ortada bir fırtına kopardı. Sonra da davetten bir gün sonra da koltuğu vardı, niye gelmedi dedi. Yani dolayısıyla ben hani cevap versem bir türlü, vermesem bir türlü, kendi haline bırakıyorum. Allah yardımcısı olsun. Bu durumda bir ortak yayın olur mu efendim? Olursa da kimle olur diye üzerine biraz soracağım ama. Bizim zaten paramızla bile ilan veremediğimiz 13 kanal var.
Genel Başkanım, ne TRT ne de 13 kanal paramızla bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini anlattığı kampanyadan bahsediyorum bu arada. Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyası ayrı. Onu bile yayınlamayan televizyonlar var. Onların herhangi biri olur, sorun yok. Size davet gelmedi mi? Kurum çünkü dün yayına çıktı ama sonrasında size yok, böyle bir bize, davet bize, mi? Bize hiçbir davet gelmedi. Hiçbir davet gelmedi. Anketler önünde olduğunu söylüyor çok sık bir şekilde. Size gelen bir anket sonuçları var mı? Ona gelen anketler de önde olabilir. Ben milletin anketine bakıyorum. Gayet iyi gidiyor. Günü geldiğinde biz sizi anket konusunda sağlıklı bir şekilde bilgilendiririz. Aileler yıllardır toplumsal bir katılım talep ediyor bu davaya. Siz de gerekirse bir sonraki duruşma 1000 kişi burada oluruz demiştiniz. Bir çağrınız olacak mı? Siz de gidecek misiniz tekrar Çorlu'ya? Olacak. 25 Nisan günü. Biz çok kuvvetli bir kadroyla ve çok sayıda arkadaşımızla birlikte yine orada olacağız. Binlerce kişi orada olacağız. Çünkü dün kalabalığı gördüklerinde ve toplumsal sahip çıkışı gördüklerinde davayı ertelemek için sabah erken saatlerde bir rapor aldırmışlar hakime. Bu işin kaçışı yok. Biz adalet rayların altında kalmasın diye 25 Nisan'da da Çorlu'da olacağız. Teşekkürler.